Evet, izliyoruz. Twitch'in kralı, hayvan gibi güzel, fevkalade muazzam. Çok iyi gidiyorsun, umarım bozmaz. Let's go! Full gitmeni istemiyorum. Let's go! Let's go simulator. Kimlere çıktı bu programda? Let's go! Bunu bilirsem zaten bitti oyun bu arada. Programda bir ilk yaşanıyor. Bir dakika, bunun hesaplamasını yapamazsınız. Olur mu abi öyle şey ya? Abi yapamazsınız, soru yanlış. Abi sen nerede yaşıyorsun? 1987'de mi? Abi yapma, gözünü seveyim bak, lütfen. Çoktayım ben. Bildin mi? Bizim bir itibarımız var abi. Bunu da bilirsen artık. Ben bugünün bir gün geleceğini biliyordum. Adam mantık yürü. Programın mantığını anlatayım size baştan. Bilmeyenler için. Program şöyle başlıyor. 5 tane soru soruluyor. Ve her soruda bir ceza, bir de ödül var. Soruyu bilirsen ödül, bilemezsen ceza konuyor mikserin içine, blenderın içine. Bu cezalar mesela örnek veriyorum. İşte Hindistan cevizi ödül oluyor, ceza da wasabi oluyor mesela. Anladın mı? Acı sos oluyor veya kokoreç oluyor, böbrek oluyor, dalak oluyor falan cezalar yani. Ödüller de işte Oreo, muz. Anladın mı? O tarz güzel şeyler yani. Mix'i güzel yapacak şeyler. Sine anlatırdı bize. Ama işte burada şey yapmıyor ya, tanıtım da yok. Direkt programa başlanıyor. Anlatıyor, beni izliyor falan. Anlatıyor mu ya? Ambali olduk, bittik ya. Anlatmıyor galiba. Abi küfür edildi bana chat. Bana küfürler edildi ya. Bilenlerin yepyeni bölümünde yanımda Twitch efsanesi var. Estağfurullah, estağfurullah, haşa hocam. Twitch'in kral diyebilir miyiz? Yok. Pinti Panda yanında. Ferit Vıtıcın. Selamlar abi. Vıtıcın mı? Nasıl Vıtıcın, WTCN İngilizce pronounsu. Adı ne? Vıtıcın ne diyorlar genelde. Anlamı ne? Abi anlamı ya, çok küçükken 12-13 yaşında ben gaming dünyasında böyle. Bunu her seferinde bana anlattırıyorlar ya. Risk Cutters Allow Story diye bir film izliyorum. Filmden etkileniyorum. Lan Risk Cutters falan. O yaş için çok iddialı bir nickname. Evet. Hikayesi şu an bu, evet. İngilizce desen var. Yakışıklı desen hayli hayli. Milletlerini keseceğim falan. Öyle pislik bir tavra bürünüyorum. Evet biliyorum, çok ergence. Ama öyle kalıyor. Bitik ses açı damarlar ne ya? Risk Cutters en geliyor. Boynundaki damarlar mı? Hani lan? Neden damar oğlum damar? Ama şey uyarlıyor. Az önce konuşurken var ya bak, öyle bir şurada bak bak bak. Bak bak damara bak. Tavra bilmiyorum. Evet biliyorum çok drop ergence. Drop yok ya şu an. Öyle kalıyor. Çocuklardan biri sendin. Evet, Risk Cutters en geliyor sonuna. Sonuna onu kısaltıyorum. Hani böyle sıçtım, sıvıyım diyorum. Kısaltayım, vıtıcım yapayım. Ama o oturuyor. Ben de Risk Cutters'dan daha beteri var bu arada yani. Kelleciydi ondan öncekini. Kim de? Allah'tan Risk Cutters oldu. 5 niye? Millette 5. Şey forma numara. Sina Ozer 5 de oradan. Twitch'in peki kralı diyebilir miyiz? Yok abi. Yani Twitch'in... gergin sorular. Ya Twitch şöyle... Şu an en çok takipçisi olan sen misin? Evet, en çok takipçisi olan benim ama kralı en eskilerden yani. Biriyim. O yüzden yani kralı demek çok zor çünkü bir sürü tarzda yayın yapan insan var. Örnek veriyorum, Kemal kendi müzisyen. Twitch TV kendi için. Genel kitleye hitap eden tarzda. Ben biraz daha gaming tarafındayım. Abi programı biliyorsun. Evet. Az çok inşallah izlemişsindir. Ben seni yayınlarını biliyorum, ben izledim. Ben izledim. Burak'ın bölümünü izledim. Güzel bir mix yapacağıma inanıyorum. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Saçlarımın yanlarını çok kesmiş ya. Ben değil de mi? Çok güzel olmuş bu arada. Olmuş mu diyorsun? Bayağı çok kel kalmışım şuraya. Yo. Öyle mi? Çok kekovari olmuş ama. Evet ama güzel olmuş. Var mı chat? Sanki buralar biraz daha saçlı olabilirmiş. Neyse, ya ya tamam, iyisin. Tamam, sen övgü istiyorsun. Evet 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 Burak. O yüzden buradan bir böyle sağlam kulaklıkla gitmeni isterim açıkçası. Evet, ben de çok istiyorum kulaklık vermeyi size ama. O zaman bazımızı seçelim. Okey, seçelim abi. Ben ne renk giyiyorum? Siyah giyiyorsun. Nasıl yani? Mersen bunu hep yapıyormuş Sina. Sonra siyah ben baktım yapıyorum videolara. Tamam abi. Ve turuncu yani. Mantık yürüten biri oldu. Evet, bugün de kulak veremeyeceğimiz bir kefir kötüymüş olarak. Öyle dedi. Soda ile en iyi oluyormuş. Severim de. Ya en kötüsü demeyelim. Kefirle de içen oldu şimdi ama bol da koyduk yani. Ama şöyle, ne kadar katı şeyler koyarsan o kadar yoğun oluyor ve içilmez hale geliyor. Hmm. Twitch'ten olduğu için öyle mi diyorsun Twitch Yasin? Konseptli bir bölüm yapalım dedik. İlk sorunun ödül ve cezasını görelim ama bileceğine %100 eminim.
İlk tamam. Soru harbi kolaydı ya. Hardal, muz. O kadar iddialıyım ki muzu koyuyorum. O kadar. O kadar iddialı. Yok bilemezsin bak, oğlum. Bak bilemezsen iki kat hardal koyuyorum. Bak, hayır Ramazan. Okay'ı tanıyorum. Şu an söyleyemiyorum. Nerede kestim bunu? Tamam, beklenti yüksek. Çok zor. Şu an strese girdim. Eşcinsel olması sebebiyle başka oyuncuların baskılarına uğrayarak ligden ayrılan dünyaca ünlü Türk destek... Her soruyu chat'e soracağım bakalım chat ne kadar bilgili. Kemal. A. Jax 35. Jax 35. B, Jax 35 kim? Dumbledore. C. Walkman. Chat. Walkman. Bravo. Bravo. Jax 35. Bravo Burak. Bravo Sami. De Dumbledore. Jax 35. Jax 35. Jax LOL karakteri. Ha. Evet. Evet. Var mı acaba öyle bir oyuncu? Yok İzmirli Jax. Yok yani. Öyle bir şey. Walkman diye bir var mı? Aa, o da yok. Dumbledore. Dumbledore. İzmirli Jax. Evet selam olsun Kemal'e. Ayıp edenlere de kahrolsun diyoruz. Bu kadar da emindim. Ama bundan sonraki sorular bu kadar kolay olmayacak. Ben bu soruyu çıkartacaktım bildiğinden emin olduğum için. Sonra dedim hadi iyi başlayalım. Hadi iyi başlayalım. Hadi tamam. Mide kardeşliği. Eyvallah. Gaviscon dostumuz. Nexium, Gaviscon, Pantbas buradan bütün ilaç şirketlerine. Mis kefir gayet iyi gergin şu anda. Gergin mi burası? Evet kâfi. Gergin mi? Protein. Bol bol protein. Kaç kulak kazandık? Bir kulaklık. Bir kulaklık. Verdim daha gitti. Kazanmadık içersen tabii. Öyle mi? Tamam içeceğim evet. Her türlü. Verdim hani sayın. Hani izlemiştin Burak'ın bölümünü? Hocam sonunu bir geçmiş olabilir. Ben bütün maçlarını izlemiştim. Bu ara ne oynuyorsun? Bu ara ne oynuyorsun? Kulaklık muhabbetini bilmiyoruz Ferit galiba. Evet, güzel. Nasıl yani? Buradan kaydırdım. Kulaklık hediyesi mi var? Ne var? Evet abi bakın altında yazıyor açıklamada. Belki keklik bölümünün kazananları aşağıda diyor. Blender böyle başarılı yarışmacı kulaklık kazandırdı. Kulaklığı kazanmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup yorumlara size DM'den yürüyebileceğimiz bir Instagram hesabı yazmak. Abone oluyorsun. Buraya da Instagram hesabı yazıyorsun. Sonra burada da kazananlar çıkıyor. Her bir videoda önceki videonun kazananları çıkıyor. Hmm, anladım. Bak burada vermişler mesela. Sonra gönderiyorlar kulaklığı. Neyse. O da mı sponsorlu? Dur ben ne oynuyordum ya? CSGO, League of Legends, Fortnite. Yok gene şeye döndüm. Rainbow TFT'ye döndüm. Kod. Kod'un yeni oyunu çıktı. TFT. Ya sen biraz yeni daha chill, strateji. Ya, aynen, yoruldum ya. Yoruldum ya. Rekabetçi, evet. Bir kulaklıktayız. Şükrü. Peki şöyle bir şey oluyor mu mesela? Beşini de bildim, beş kulaklık ya. Hayır. Şimdi mesela... Hani izlemiştin ya? Ya onu kaçırmış olabilirim. Mesela ikinci soruda yemek artı iki oluyor. Üçüncü soruda artı üç oluyor. Ha. Peki hepsini bildiğin bir bonusu var mı? Total bonusu. Hepsini doğru zaten bilmiş. Zaten mükemmel bir içecek oluyor. Ama daha ne bonus olmak, ona da ben veriyorum bonus. Var mı bir tahminin? Ceviz. Hı. Limon. Limon ceza mı? Ceza abi. Asit. Çok da manyak çok bir ceza. Değiştirir ama. Dayanamamış bak orada da bir şey vermiş gördün mü? Abi o şey, keşke sirke, şey sirkesi. Bazen oğlum ben ona şey diyecektim ilk gördüğümde. Şey oldu bak gene gelmedi aklıma ya. Ya kahvaltılarda yenir ya, iki tane şeyin birleşimi hani çok güzel olur. Pekmez. Tahin pekmez. Heh tahin pekmez. Pekmez sandım onu ben ilk gördüğümde. İkisi de kötü. Nasıl yani? Ben insan cevizini sevmem ama. Kahvaltıları ben değiştirelim. Ben malzemeyi koyayım. Sana malzemeyi koyayım. Yo 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 tamam sonra bırak. Çok kötü bu arada. Bilirsin ya. Nefesim kesildi. Twitch'ten anlar mısın? Hep aynı değil mi? Soru 2. Tek seferde en çok bağışı alarak tarihe geçen yayıncı kimdir? Hadi bırak. Var mı fikrin? Tamam gelsin şıklar. A. Basiktir lan dur. B. Exotic Chaotic. C. Shroud. Tek seferde. İpucu veriyorum. Söyle. 75 bin dolarlık bağış almış. Abi 75 bin. B değil mi? Exotic Chaotic. Ninja kesin B'dir ya bence bu. O tarz mantıken B'dir ama bilmiyorum. Görmedim. Ya. Şimdi sus Ferit abini dinle. Diğerleri olsa duyardık. Evet. Evet. Susun şimdi Ferit'i dinleyin. Chaotic olabilir. Ninja ile Shroud'un genelde o tarz yüksek bir bağış aldığını ben görmedim. Ya Shroud'u bu arada çok izlerim. Evet transa geçti bu arada. Ninja'yı da çok izlerim. Bilmem lazım dur.
Egzotik, kaotik çok karıştırdı kafamı ya. Kimde gibisin sen şu an? Ben egzotik kaotikte gibiyim. Hmm. Çünkü Nice Shroud izlediğim yayıncılar ve egzotik kaotik. Değil mi? İşte. Valla? Biz bu programda ne diyoruz? Fake atma. Böyle yani. Hızlı, hızlı hızlı cevaplar vermeyin diyoruz. Fake sonra atma, fake atma. Mideni yakarsın. İmkanı yok. Shroud'da. Ciddi misin evet ya? Şey, o ne? PUBG yayınında geliyor. İzlemiş gibi konuşuyor. Öyle. Koyuyorum. Tamam, koy. Joker'ini kullanacağım mı? Ya ya koy. Koy koy. Let's go! Let's go 1. Arkadaşı abi, atmış izliyorum abi. Aynı mantık bak gördün mü? Çünkü duymadık abi. Ben hiç duymadım Nice Shroud'u. Aynen öyle. Neden İyi başladı musun ya? Neden biliyor musun? Bak Nice ile Shroud öyle bir bağış alsa bir duyardık. İki öyle bir bağış almazlar abi. Abi de zaten merak bir yayınlarında o kadar para alıyorlar zaten. Zaten. Aynen öyle. Toplam alıyorlar ama bu herif bir seferde atmış. Çok merak ettim. Büyük yayıncılar. Oha. Ne kadar benim duyduğum kadarıyla bu arada. 75 bin dolar dedi ya. Benim duyduğum kadarıyla Google'ın bir tane CEO'su mu ne? Bir tane Minecraft yayıncısını izliyor. Tamam mı? Ama çocuk ve şey... yayıncı o kadar ünlü bir yayıncı değil. Çok az izlenen bir yayıncı. Sessiz sedasız izliyormuş 2 sene boyunca. 2 senenin sonunda gidiyor 250 bin dolar atıp git kendine yeni bir ev al diyor. Aha siktir lan. Evet ne? Abi. Böyle bir şey ne duydum ben. Mı? Bunu ben kimden duydum lan? Bunu ben birinden duydum. Oha. Evet evet. O tarz Nice Shroud gibi yayıncılara... Bak izledim ben onu, doğru bilgi diyor. Teşekkürler Ruby. Öyle çok kaynak Ruby mi abi? Kaynak Ruby kesin. Niye öyle bir psikoloji var abi? Ben kendimden biliyorum. Büyük yayıncılar. Krallar onlar atlar kadar büyük değilim ama onlar global. Niye bunlar büyük zaten kazanıyor? Abi bu aynen o kafa. İhtiyacı yok, o kafa ama öyle düşünmeyelim arkadaşlar yani. Abi şöyle... Emek karşılığı. Kitle çok fark ediyor biliyor musun? Prime'ınızın, Prime reklamı yapsaydı şurada çok gülerdi. Türkiye'nizin genç erkekleri kesinlikle bizim gibi insanların para kazanması hak etmediğini düşünüyor. Nefret ediyorlar. Buradan kardeşlerimiz biz de ekmeğimizi kazanalım ki bunları yapabilelim değil mi? Kesinlikle, evet, kesinlikle. Evet. Ki ben kazandığımı çekiliş yapıyorum. Bu adam yapıyorum. Kaç bıçak verdi size be? Aynen. Ne bıçağı? Bilgisayar veriyorum iki tane. Ekipmanlar veriyorum. Kulaklıklar, klavyeler, mousepadler, mouse'lar. Yalan mı Burak? Yalan mı Sami? Çok doğru görüyorsunuz. Buyurun. Çekti şu an. Al ya abi. Beyaz al. 30 Ekim'de arkadaşlar. 30 Ekim'de siz de çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek ama tek şey abone olmak. Bu kadar. Üstelik Vıtıcın Twitch Prime 8 lira. Evet 8 lira ilk ay bedava, sonrası 8 lira abi. Bilgisayar kazanmak ya. 8 liraya abone olabiliyorsunuz. Bu arada ama şöyle bir kuralım var. Hani çakallık yapayım. Ben yan hesap açayım. Bilmem ne hesap açayım. Şu an açayım. Gireyim çekiliş, öyle bir şey yok. 14 Ekim ve öncesi olması lazım. Hesap açılış tarihi. Haberiniz 15 Ekim olursa kabul etmem. Devam. De bu arada evet. Sayısı yok. Evet. Bu programda şu ana kadar yapılmış en nefis gerçekten çok iyi kokuyordu. Çok iyi gidiyorsun. Umarım bozmazsın. Ben de artık böyle bir full iyi ne eklendi şu an? Süper. Hiç Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi, neydi? Muz, kefir. Muz, kefir. Evet. Kefir. Tamam. Olmadı mı? Hiç olmadı. Tamam, çok iyi giden oldu ama gene sonda patladık. Ama son soru zor. Çok zor. Joker'ini sakla derim. O zaman üçüncü soruya geçelim. Let's go. Hayvan gibi güzel konumuz, hayvan gibi iyi gidiyor. Hiç de ağzıma yakışmadı. İki. Niye böyle girdirttiniz? Fevkalade giden bir konu. Ama orada elim değişti fark ettiniz mi? Muazzam bir konu. Evet, Twitch'in kralı kral gibi geliyor. O zaman üçüncü soruya geçtik. Let's go. Normalde ben hiç gibi davranıyorum konuklarıma. Evet, biliyorum. Seni... Sen bir bunu da bil istiyorum ben. Tamam. Ne bildim vardır? Ceviz. Abi o şey mi? Acı wasabi. Wasabi. Ve Oreo. Sevgili Oreo ekibimiz de hiç Twitch izlemiyor ya da nefret ediyor senden. Normalde şöyle Oreo koyarlar. İki tane koymuş. Ya yediniz mi? Kitlen burada değil.
PUBG'de, PUBG'yi biliyoruz hocam. Biliyorum. Yalnız gelirse kitle oraya, gerisini de sen de çıkar. Play unknown sunacağız. Evet. Hile yaptığı gerekçesiyle. Bir şeyler aydınlanıyor mu? Türk. Bekay 101 adlı Reddit kullanıcısına ne kadar ceza verilmiştir? A 3 ay, B 1 yıl, C 100 yıl. Hapis cezası değil mi? Tabii tabii hapis cezası. Mesela şeyden, elimiz yaptığımdan dolayı ban yedim. Kendimden biliyorum. Kendimden biliyorum. Ama hile değil. Ban yani dedik hile... Akla gelen. Hile çok büyük. Oğlum. Hile ne? Sen bunu bildin mi? Abi hile ne biliyor musun? Evet, soruyu ben bilmiyorum. Mesela gerçekten şunu... Bir dakika bir dakika. Burak şunu gerçekten... Niye spoiler veriyorsun ya? Bir dakika ya. Kanka bir saniye bir saniye. Bu mal Burak'a sesleniyorum. Mal Burak. Neden mal dedin? Burak bul. Şu soruyu nasıl bilemeyebilirsin? Mantıklı şey düşününce bilirsin abi zaten bu soruyu. Ceza dediği hapis cezası mı bu? Bak böyle bir şey... Aynen. Ya Rabbim. Ne cezası bu? Yani. Ya hile atmış, hapse atmışlar. Banlamışlar işte oyundan. Sığır. Sığırla sikik arasında kararsız kaldım, sığır dedim. Bak bir oyundan biri banlanıyorsa ve bunun haberi yayılıyorsa, bunu büyük ihtimal internetten araştırıp sormuşlar. Büyük ihtimal 100 yıldır değil mi? Mantık olarak. Bir yıl olsa evet. Niye haberini yapsınlar yani? 3 ay olsa zaten hiçbir anlamı biliyorsun. Bravo Çağrı. Oyunda var. Önünde dağ var mesela. Niye bu ama dağın arkasındaki adamı anladım. Görüyoruz. Neyse. Hileyle. Programda. Ben harbi geri zekalı bildim mi diye. Ama yani. Görmen yeterli zaten. Yani. Bir tek weak miyim burada? Yo yo o kadar değil. Turnuvada görmen yeterli. Zaten iyi oyuncu olduğu için. Turnuvada mı yapıyor? Tabii tabii. Turnuvada yapmasa niye banlansın? Abi bir yıl verirdim ben. Ben 100 yıl verirdim abi. Ben harbi o tarz konularda gaddırım ama. Bir yıl, ben bir 3 ay verirdim. 3 ay imkansız. Bir yıl 100 yıl. Bir yıl 100 yıl. 100 yıl. Kitle abi. Bir dakika. 100 yıl. Kitliyorum. 100 yıl. Kitliyorum. Kitle. Ya fake atma ya. Ben şimdi anlamıyorum ki senin bu hareketlerinden ama hiçbir şey. Buraya konuş. Anlamıyorum. Tamam helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Bu çok da fake gidiyorsun. Abi. Ya fake mi? Harbi doğru mu? Çok iyi gidiyorsun. Keşke bu kadar az koymasalar. Tamam at. Bu kadar az koyacaklarına ben ya bu sen koyayım daha iyi. He? Bir yıldı değil mi? Let's go. Oğlum müthiş gidiyorsun ya. Konsepte biliyorlar. Let's go. Neyse son soruyu bilemeyecekler. Zınk. Joker'im var. Evet ya iki soru kaldı bir şey diyeceğim. Şu evet. An 1 artı 2 artı. Bunu yanlış bilmen lazım mı diyeceksin? Hayır 6 kulaklıktasın. 6 kulaklık. Bu soruyu da bilirsen 10 katlanıyor. 15 kulaklık. Oo süper süper. Bayağı iyi gidiyorsun. Bir şey diyeceğim ben kendime özel kokla bakalım yapacağım biraz da. Yani burada kimlere neler içirdik? Buradan şangır şangır çıkacaksın. Ne güzel abi. Mutlu olur mu abi öyle şey ya? İnanılmaz. Kim böyle rahat çıktı? Sina ağır psikopat. Bizim bir programda. İtibarımız var abi. Açıyorum. Aç. Emicin 13. ayın kutlu olsun. Latte. O ne? Bu soğuk kahve. Onu bilme istersen. Gerçekten mi? Git bak. Karides. Çiğ mi? Çiğ karides. Abi ben normal karidesi de sevmiyorum ki ama. Yapma be. Karides nasıl sevilmez abi? Sevmiyorum mükemmel abi. Bir deniz ürünü. Çok böyle iyi kızartılması lazım. Buradan Türkiye Karides Cemiyeti'ne. Var karidesi, mı böyle bir şey? Karidesi bir tek bu zamana kadar gerçekten hiç sevmiyordum. Ama son zamanlarda son böyle 2-3 yılda güveçte böyle karides var ya yapıyorlar ya böyle. Ama iyi bol pişiriyorlar. Bol tereyağlı. Aynen iyi pişirip bol tereyağı döküyorlar. O işte onu yiyorum. Onu yiyorum. Ama böyle şeyi falan yiyemiyorum. Böyle çok az pişirip sade yapıyorlar. Onu pek yiyemiyorum. O şey tadı geliyor böyle böcek tadı geliyor yani ağzıma. Karidesleri korumadır o. Kötü oldu şimdi. PlayStation evet. 5 Travis Scott'la video paylaştı. Bilirsin mi? Sorayım mı? Sor abi. Ben de bileceğime inanıyorum. Bunu bilirsem zaten bitti oyun bu arada. Peki Ahmet mi daha komik Tuğkan mı? Ahmet. Niye böyle bir şey sordun ki? Niye cevap verdin ki? Peytlendim ya. Olmaz bir sunucu ya. Ama ben Ahmet çok eski arkadaşım zaten Ahmet derdim ya. Biraz kanıtıyor sanki. Daha yeni yeni son 2 senedir. Ben de yarışma programına girdim ya. En ufak soruya cevap veriyorum abi. Direkt yani hiç düşünmeden. Tanıyorum. Yoksa Tuğkan'ı da severim. İyi kurdum. Soruyorum. 8 yaşındaki Connor adlı bir çocuğun çizdiği kostüm viral olup hangi oyuna eklenmiştir? A. PUBG B. Fortnite C. League of Legends
PUBG ya. Fortnite yani. Ben bu haber ne olabilir PUBG ki? Değil. Yani 8 tamam, yaşındaki bir çocuk maksimum Fortnite oynayabilir. Ya Fortnite ya League of Legends. PUBG olsa... Şey bu abi, ya. Çok akıllıca bir tercih geldi. Neyi kanka? Orange Revenge miydi? Oydu galiba. Değil mi öyle bir şey? Ben de oradan hatırladım zaten. Kollarını sallayan bir tane çocuk var ya kanka. Komünist... aynen aynen. Eminim. Nerede ya Fortnite ya League of Legends. PUBG olsaydı bilirdim. Fortnite daha böyle community ile çok içli dışlı bir oyun. Sürekli böyle community'den alıp veriyor falan bilmem ne. League of Legends... Aslında kampanyaları falan oluyor böyle şey yarışmaları. Evet çizim atıyorsun sana RP veriyor falan böyle. Ama Fortnite ya. Evet Fortnite. Değil mi? Gitti abi. Değil mi kız? League of Legends olabilir diye düşünüyorum. Cevabım Fortnite B şıkkı kilitliyorum. Kilitliyor musun? Evet. Harbi mi? Evet. Yapma be. Yo yo Fortnite Fortnite. Yapma be. Yo vallahi. Harbi çok iyi gidiyordun ya. Latte 7 yaşında bunu. LOL mu oynuyordun? Üff. Hayır. Yo yemezler. Fortnite abi. Gerçekten üzüldüm. İmkanı yok Fortnite. League of Legends sana... Hayır. Ya, ciddiyim oğlum vallahi. Joker'imi şimdi kullanabiliyor muyum? Kullanabilirsin. Hayır. Oyun ciddi mi? Sen mi oynuyorsun sürekli? Nasıl hayır ya. Abi. Kullanacaksan kullan koymuyor. Gerçekten League of Legends mı? Evet. %100. Yok %90. Hangi skin ya? Hangi kostümmüş? Hangi kostüm mü? Hayır yani kostüm... Sorulara bak. Cevabı duydun mu? 8 yaşında kostüm. Let's go. Ama community olayından çözdün evet. Zaten. Ertan galiba o amına. Koyacağım. Çünkü League of hepsini koyma ya. Bir şey söyleyeceğim, yarısını dök. Tamam, kafi. Ama çok kahve olur. Kahve sevmez misin? Bir ben şöyle geri durayım da. Kahve severim ya, latte. Ferit'cim. 10 kulaklık. 10 kulaklıktayız. Full gidelim. Full gidelim de. Full gitmeni istemiyorum. Vay şoktayım ben. Bir şey anlat da sana kötülük yapayım. Keşke... 10 kulaklıktayız. Ferit şu ana kadar yarışan... Efsane karışım oldu şu an. ...kişisin. Bilmiyorum. Çünkü... Çok güzel oldu şu an. Yayda Elişan da o son soruda işte anladım. Mahvetti. Bilirsen en iyi yarışan olacaksın. Ayrıca bir ilki başaracaksın. Yasin gırr 38. yayınlı olsun. Çünkü ben bugünün bir gün geleceğini biliyordum. Ama bugün olmasını... Hele de bir Twitch falan. Kenar köşe sosyal medyacısı. Adam akıllı mantık yürütüyor, biliyor yani ne diyeyim. Ama bilmiyorum, bu programda benim. Burada her şey yaşanabilir Ferit'ciğim. Nasıl şeyler hocam? Bıtıcın. Ne vardır? Tatsız. Böbrek falan geliyor ya. Sakatatla aran nasıl? Çok kötü. Kokoreç ne abi? Kokoreç. Kokoreç. Abi de çiğ. Ama abi şunun çiğ içine... Çiğ bal girdiğinde diye... mükemmel bir şey olacak. Evet. Çiğ mi diye sordum da. Kokoreç abi. Bu nasıl ama. Pişmiş anlamadım. Yok canım. Dünden kalan mı? Pişmiş bu. Abi şu nasıl pişik olabilir ki yani? Çiğ ama. Dondurulmuş galiba o ya. Evet kalmış gibi duruyor pişmişse. Bildiğin 3 haftalık kokoreç yani o zaman. Buzluğa atmışlar. Çok kurumuş yani buzlukta evet. Falan. Kokoreç abi. Çiğ ama. Yok. Dünden kalan mı? Pişik olsa ne fark eder ki ama? Pişik ya. Twitch kullanıcılarının yüzde kaçı erkektir? Bir dakika, bunun hesaplamasını yapamazsınız. Aynen sorduk. Abi yapamazsınız, soru yanlış. Hayır. Nasıl abi, bunun istatistikleri var. Nasıl nerede var abi? Abi sen nerede yaşıyorsun? Öyle bir şey yok. Abi Twitch'te kullanıcı açarken erkek misin, kadın mısın diye sormuyor. Soruyor muydu ya? Soruyor. Bir şey söyleyeceğim, soruyor mu harbiden? Erkek misin, kadın mısın diye? Hayır, hesap bilmiyorum. Nasıl abi, bilmiyorum. Nasıl ya bu? Yani bilmiyorum, yanlış ben 2014'te açtım. Yanlış mı? Aynen kanka, ondan sonra hiç girmedim köy yerine. Sina izliyor bizi ya. Sina bak, soru yanlış. Ama Twitch verdiyse bu bilgiyi... Olabilir böyle bir şey tabi. Ama nasıl verecek ki? Ama da evet, anonim hesapların erkek ya da kadın olduğunu nereden bilecek ki? Bilmiyorum. Sonradan gelen bilgiye göre şey olmuş. Dur Sina yazıyor. Soruyor bence demiş. Hayır abi soruyor bence de hala. Soruyor da yani. 8200 insan sormuyor diyor. Soruyor bence demiş ya. Bir de gülücük atmış.
Bence öyle. Sina hala sunucu modundan çıkamamış ya. Abi. Ama sonradan gelen bir açıklamaya göre yönetmen tarafından şey olmuş galiba. Bir haber çıkmış galiba. Yani Twitch yayınlamış galiba bu haberi. Pandemiyle beraber. Google'a yazsın diyorlar ekipmiş. Bakalım. Yazalım. Twitch erkek yüzdesi 2020. Ne oluyor abi, nudity falan? Bir dakika. Ferit, oraya dikkat edin. Bir dakika abi, neydi? Erkek nereden ne çıktı ya? Sıkıntılı. Dur. Twitch viewers sex stats. Şimdi yani sex, o seks derken arkadaşlar. Sıcı sıcı. Stats diye arayayım da ben de. 31 sıcı. Aa, evet çıktı bu arada. Çıkıyor, aynen var. 2020 de direkt çıktı. Bakalım. Aynen. Burada yazıyor abi direkt. Dur. Şey, bunu göstermeyeyim. Oha, bayağı sağlam bir istatistik var bu arada burada. Oha, ben görmedim. Link. Linki atacağım. 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 Şöyle ben atayım hatta işte. Chat'e attım. Devam. Sen doğruymuş soru. Evet, alalım. Doğruymuş chat. Buyurun hocam. Orkun gibi, Orkun bütün sorulara itiraz etmişti mesela. Işmak. Evet. Öyle duran. A %79, B %65, C %72. Ne oldu? Yakın mı geldi? Çok yakışıklar bir de, çakal ya. Kıstırdı beni. Yok exotic chaotic, yok Dumbledore. Fortnite. 69, bence 72. Bence 65 bu arada ya. Ay 65. Ya sabi bir siktir git abone. Ben ekmek yemin ediyorum bakmadım. Bakmadım, valla bakmadım. Yemin ediyorum bakmadım. Yemin ediyorum. Ay ay bakmadım ya. Böyle hatırlarken böyle altından soru cevabına bakıp işaretlersin ya. Kendini mutlu edersin. Ya kanka hayır amına, valla bakmadım. Salak mısın, bırak ya. Bir de şey diyor ya, bence 65 ya. Vallahi billahi bakmadım, yemin ediyorum bakmadım. Kolpa bir adam. Kanka baksan baktım şöyle, derim bunu koyayım ya. Şöyle bu istatistikler 2020 istatistikleri pandemiden dolayı da bayağı bir... Neden 65? Neden 65 olarak düşündün? Bu arada bir şey söyleyeceğim, ben de 65 ile 72 arasında kaldım. Abi dedim genelde ki, neden 65 dedim, oğlum 65, %35 kadın demek. %35 kadın bir anda çok geldi gözüme. Ama pandemiden dolayı falan çok da normal geldi sonradan düşününce. Ama hani Joker kullanayım falan, içerik olsun dedim programda, anladın mı Burak? Jokersiz de kazanmak çok aşağılayıcı olurdu. O yüzden Joker'imi de kullanayım dedim yani. Doğru abi. Grafi değişmiş. Tamam, ben açıkladım bu film neden 65 dediğime dair. Dinliyorum Burak. Anlat. Sami. Burak değil o, ben Sami. Adın neydi? Adın neydi? Ben şeyden dolayı, genelde böyle hani istatistiksel bir şeyler sunulduğunda... Düz rakamlar kullanılıyor ya, genelde böyle oluyor. Ben 10'dan %65 dedim. Bu mu yani excuse'un? Evet, evet excuse'un bu, harbiden bu. Böyle bir şey, reason İlginç. Yok. İlginç. Ferit DM kutuna bakınca anlardın abi 160. Saçmalama Okan. Salak salak konuşma. Bu Okan ne konuşuyor? Mal. Berk, 16. ayın kutlu olsun. Tavsiyen 4 aydır. Evet Çağrı. Bir yükseliyordum. Nasıl yani? Şu an her 3 kişiden birisi kız mı? Şu an chatte. Evet, bakıyorum abi. Hepsi. Bak abi. Ahmetler, Hakkılar. Oğulcan, Enes. Enes var. Oğulcan. Belki yazmıyor ya. Ama demek ki bizde değil yani. Bizde o kadar yok. Neredeler gelir abi? Neredelerse gidelim. Devam. Bir şey söyleyeceğim. Benim Instagram'ım. Bakalım Instagram kadın erkek popülasyonuma bakayım benim. Bir baksana, hadi sen merak ettim. Benim bu gerçekten düşük, benim düşük olur bu arada. Benim bayağı düşük. Erkek oranı düşük değil mi? Ben hayır. Aynen salak... bence de. Allah Allah. Sakat mısınız ya? Trip yiyeceğiz gece gece. Nereden bakılıyor ya? Yok abi, bulamadım. Neyse. Buna anladım. Sonra bakarız abi. Benim bulunmamıştır abi, neyse. 65. Çokmuş. Üç yarısında da içine bak. 7 var yani. Bana o sayıyı ifade eder misin? Edeyim mi? Etsene. Ya
Hadi. Ben hala nasıl ortalamayı aldıklarını anlayamadım. Hadi cevap ver. Söyleyeyim mi? Bunu da bilirsen artık ağzına sıçmıyor. Bilip gelmiş, çalışıp gelmiş gibi abi adam. Yemin ederim bu kadar iyi konumuz olmamış. Evet. Yanlış bu büyük ihtimal. %72. Kitliyorum. Söylüyorum bir de yani. Yuh. Bildin mi? Yuh. Neyse ben de içeceğim için benim mutluyum. Ciddi misin? Fake atıyorsun. Severim çünkü. Sen Joker'ini kullanmak ister misin? Evet yani kullanacağım eğer şeyse. Let's go. Joker'ini kullanırsan atacağız bunu. Abi taşak olanı olduk. Tamam kullanıyorum. Tamam. Bu nasıl poker face bir sunucu ya? Poker face mi? Gülüyorum be şen şakrak. Ama sürekli ters psikoloji yapıyorsun yani. Ne bu? Joker. Ben de renk giyiyorum. En yakını bu. O yüzden sarı. Dur doğru bildin. Gerçekten mi? Demek isterdim. Bu da gerçekten üzüldüm ya. Şuraya bak yıkıldım. Ne diyor? Okur musunuz? En sevmediğin Twitch yayıncısı kim? Doğruyu söylemezsen yayıncılar seni bilenler bileceği için kurumuş boğazım. Sonradan gelir sana kokoreç yediririz. Evini biliyorum Ferit. En sevmediğim Twitch yayıncısı. Evet. Abi Türkiye'de yayınını sevmedi. Harbiden keşke Dilan ya. Dur bir kokla da sana o isim ağzından fırlasın. Ben biliyorum. Umarım doğru söylemişsindir Ferit. Abi neyse onu söyledim. Harbiden neyse tamam, söyledim. Dur bakayım yani. Merak ediyorum. Cidden. Evet. Neden? Ben iki tahminim var benim. Ya ben sus da dinliyorsunuz var. Zaten. Susun tamam da. Cidden. Evet. Ya öyle bir içime söylemişim ki. Çok kötü. Anlıyorsun. Cidden. Evet. Neden? Yani zaten geçmişte de birkaç sorun yaşamıştık onunla. yani yaptığı... Abi keşke Oksi deseydin ya. Yaptığı içeriği beğenmiyorum açıkçası. Yani sonuçta herkes bir içerik yapıyor yayıncılar. Ya onun politik, yaptığı içeriği... Politik. Ama saymazdı Sina, kesin takip ederdi. Programda bir ilk yaşanıyor. Sadece iyi ürünle bitiren ilk program kişisi, konuk. Biliyorsunuz zaten, aynen chat. Oh. Kendime kadar da koyayım. Tamam yeter artık, şeker yeter. Komasına gireceğiz ya, Allah kahretsin. Bu bildiğin güzel bir şey oldu lan bu. Olduk? 15. 15 kulaklığı rahat oldu ya. İkram edecek demek isterdim. Ama biz seni böyle ilkleri yaşayacaksak... Sina yordun ya. Böyle ayırmayız. Böyle ayırmayız. Ne yapacaksın? En sevdiğin tatlı ne? Abi yapma, gözünü seveyim bak lütfen. Oğlum ben burada ne anladım biliyor musunuz? En sevmediğin tatlı anladım. Ve gerçekten ay, onu koysalardı kusardım yani, direkt kusardım. Ben o yüzden öyle şok oldum. Çok iyi olurdu kanka. Evet, yani severim de en sevdiğim değil yani. Bir şey diyeyim mi? Onu bilmiş olsalardı o seçeneklerin arasına koyarlardı net. Oğlum baklava girer mi? Ben söyledim hayır. Önceden bana sordular alerjin olduğu bir şey var mı falan diye sordular ha. Programdan önce. Ben söyledim onu. Ama hani hepsini bildim, sonuna da hani şaka yapıyorsan getirecek önüme sandım. Ona bile kusabilirdim yani. Atarsan. Ekstra bir soru daha sor ya. Buradan öyle elini kolunu sallaya. 5 soruyu bildim. Ben hiç rahat açar giderim ne olmaz. Biz burada öyle kolay kolay bırakmayız. İnanılmaz. Madem bir konsept ilksin. Konsept dışı. Konsept dışına çıkan ilk kişi de ol. Hadi onu da bil. Sana genel kültür soracağım tamam. Kendi kafamdan. Sor abi. Gelsin mi? Gelsin. IMDb'de biliyorsun. IMDb'de. Biliyorum evet. En yüksek puan alan Türk filmi hangisidir? A. Müslüm. B. Dağ 2. C. Babam ve Oğlum. Müslüm değil. Dağ 2. Çok güzel fake atıyor da Dağ 2 olduğu çok belli değil mi? Büyük fake atıyor da işte. Ciddi misin? Evet. Ya Sina işte şey evet. Hani... Çocuk dizi oyuncusu falan yani bu tarz bizim piç olduğumuzu bilmiyor anladın mı Sami? Biz yani nerelerden gelmişiz anladın mı? Biz yani bu fake'lerle büyüdük. Tuzla çocuğu bırakayım. Tuzla çocuğu yer mi bu fake'leri arkadaşlar? Kimse daha fake'in ne olduğunu bilmiyordu biz fake atıyorduk ya. Evet. Hayır. Adamı okuduk senin okuduk. Senin fake'inden tavşan. Anladım zaten öyle bir şey yapacağım. God Noble 27. Yani Cenk Tosun. Bariz olmadığı belliydi. Babam ve oğlum da biliyorum olmadığını. Ama daha ikiye böyle şu hareketi yaptın ya. Oradan anladım daha iki olduğunu. Adam
mantık yürütüyor, beni izliyor falan. Ambali olduk, bittik ya, program bitti ya. Al işte, yedik gayet yedim. Ama beraber içeceğiz. Oh. Abi bir şey diyeceğim Ferit, helal olsun. Bu programın en iyi yarışan yarışmacısın. Sana pislik sizin için yaptık. Twitch chat. Onda da benim jest ve mimiklerimden soruyu çözdün. Evet. Helal olsun. Ne diyeyim? Çok mutsuzum. Mutluyum da bir yandan içeceğim diye ama. Zeki adamsınız. Garip bir duygu. Cheers yapacağız. Eyvallah. Allah razı olsun. Senin takdirini kazanmak harbiden. Yani normalde şey daha büyük bardak var. Oğlum ne var söyledik zeki adamsın diye. Allah Allah. Ne boş adamsın ya. İçilmez bu. Ya saçmalama. 10 numara karışım yaptım senin İçilmez için. İçilmez bu. O kadar uğraştım, emek var. Cheers. 10 numaraydı, harbiden 10 numaraydı. O kadar bitiriyor ya bir de. Oğlum çok bak. Sana bir şey diyeyim, 10 numara. Zeki. Çok iyi olmuş. Vallahi çok iyi olmuş. Bunu yapan var mıydı programda daha yok, önce? Vardı, bir kişi yaptı da onu deli zaten. Bir daha içiyorum burada abi. Burada içtim. Sen şovcu bir adamsın. Bir şat daha içerim lan. Abi programın en iyi yarışmacısı oldun. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Teşekkür ederim. Sana plaketimi vereyim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Twitch'e de buradan selamlar olsun. Twitch chat. Ferit iğrenç bir konuktu. Bütün soruları bilmesi saçmalık. Muhtemelen hile yaptı. Zaten bildiğim kadarıyla şaibeli bir geçmişi var. Ne yaptığını biliyorum Ferit. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar, şöyle atıyorum. Sürekli oluyor. Konuklar şen şakrak. 10 numara program, Blender programı Sina Özer'in sunumuyla. Sina'ya da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten kısa zamanda tanıdığım en düzgün, iyi, tatlı insanlardan buradan selamlar yolluyorum. Ona ve ekibine gayet güzel karşıladılar, gayet güzel ağırladılar. Güzel programdı, kafi programdı. Teşekkür ediyorum.